Elektriksel ölçüm önemli. Çünkü elektriksel bir ölçüm yapamazsanız, ölçemezseniz ne olduğunu bilemezsiniz. Boyutlandıramazsınız, arıza arayamazsınız, hata bulamazsınız. O nedenle elektriksel ölçümler çok önemli. Şimdi eskisi gibi de değil. Eskiden normal sinüs formumuz vardı. Ölçü aletlerini bağlıyorduk. Sinüs formu üzerinden işte 1.41 maksimum bulmak için ya da işte efektifi bulmak için 0.750 ile içeride bir çarpım yapıyordu. Sana efektif değeri veriyordu ama öyle değil. Hazırladığım alternatif akım şebekelerinde harmonik diye bir video vardı. Orada bahsettim. Şu anda harmonik kaynağımız o kadar çok fazla ki. Yani benim burada bile deney yaptığım yerde OG şebekeden AG şebekeye trafom harmonik basıyor. O nedenle artık ölçüm değerleri sinüs formunda olmadığından dolayı true RMS değeri hesaplayarak vermesi lazım. Şimdi true RMS oldukça önemli. Ne demek istiyorum oldukça önemli? Değeri net olarak, harmonikli değeri net olarak ölçebilmemiz için ölçü aletimizin true RMS olması gerekli. Şimdi burada önümde 3 tane pens ampermetre var ve triaklı bir devrem var. Burada akımı yükseltip düşürüp, yani triaklı devrede ne yapıyorum? Faz akımını kırpıyorum. Bir tane de ısıtıcım var. Buradaki akım değerlerini size göstermeye çalışacağım. Videoyu izleyen arkadaşlar şunu diyecek. Ya kardeşim, yanındakilerle flu karşılaştırıyor musun? Değil. Bunların aynı siklette olmadığını, aynı klasmanda olmadığını ben de biliyorum. Ben de farkındayım ama burada göstermek istediğim şey, hani ürünü ön plana çıkarayım değil. True RMS'in ne olduğunu size anlatmaya çalışıyorum. Bunlar değerleri farklı farklı gösterecek bana. Ve işte ben biliyorum ki Fluk True RMS bir ölçüm yapıyor pens ampermetresinde. Diğerlerinde True RMS ölçüm yok. Eğer ölçü aletiniz True RMS olmazsa ölçeceğiniz değerin ne olacağını göstermek için ben diğer buradaki pens ampermetreleri de koydum. Akımlarımız ne? 1.6 işte 1.1 1.49 amper. Şu anda en düşükte, yani kırpma açısı ne diyeyim en yüksek olanda, kırpma açısını küçülttüğümde akım değerlerini görüyorsunuz. Ve dikkat edecek olursanız diğer ampermetrelerdeki akım değerleri de farklılaşıyor. Mesela ne oldu? 4.9 amper şu anda ısıtıcım akım çekiyor. İşte 4.1, 5.72. Hangisi en yakın onu da bilmiyorum. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Şu anda faz açısını büyüttüğümde True RMS'e en yakın ölçü aleti buradakiyken, şu gri olanken, faz açısını küçülttüğümde en yakın değer bu. Yani bir şey yok. Standart yok. Sapmaları da standart değil ölçü aletleri. Burada True RMS ölçüm yaptığımızı göstermek için videonun bu kısmını sizlere çektim. Burada en temel motor sürücümüz var. Motorumuz bağlı şu anda. Sürücünün çıkışında PWM yüksek frekanslı akımın ölçümünü yapıyoruz. Bu ölçü aletimiz 420 mA'ları gösteriyor. Kulüpte ölçtüğümüz değer 200 mA. True RMS olarak motor çıkış akımını ya da sürücü çıkış akımını, motor akımını bana gösteriyor. Peki nedir bu efektif değer? Kaynaklar efektif değeri alternatif akımın iş yapabilen kısmıdır şeklinde tanımlar. İsterseniz anlaşılması zor bu tanımı biraz açalım. Sinüsoidal gerilim 0 ve maksimum değerleri arasında değişen sabit bir değeri olmayan gerilimdir. Fakat toplamda alternatif akımın yapmış olduğu bir iş miktarı olmaktadır. Efektif değerin anlaşılmasında şu örnek yararlı olacaktır. Aynı miktarda iki kova suyu 20 santigrat dereceden 40 santigrat dereceye ve 10 dakikada ısıtalım. Birinci kovadaki ısıtıcıyı 220 voltluk bir doğru gerilimle besleyelim. Aynı iş miktarını yapabilmek için ikinci kova maksimum değeri 310 volt olan alternatif gerilimle beslenmesi gerekmektedir. Efektif değerin hesabında burada bir akım ve gerilim için integral hesabı var. Akımın karesinin işte kare kökü, yine integral olarak burada da gerilimin karesinin işte
karekökü şeklinde bu formüllerle bulunur. Pratik olarak sinüsoidal bir gerilimde efektif değer gerilimin ve akımın maksimum değeriyle şu şekilde bulunur. Akım olarak I efektif eşittir I max çarpı 0,707. Gerilim olarak U efektif U max çarpı 0,707. Efektif değer formülü İngilizce root mean score kök kare ortalama kelimeleriyle ifade edildiği için bazı kaynaklar efektif gerilim ve akım kelimelerinin baş harflerini kullanarak U, RMS, I, RMS şeklinde gösterebilir. Evinizde prizden ölçmüş olduğunuz gerilim efektif gerilimdir. Evinize elektrikli bir alet veya ampul alırken üzerinde yazan çalışma gerilimine dikkat ederseniz 220 volt yazmaktadır. Yani alternatif akımda efektif değer baz alınmaktadır. Peki prizinizdeki efektif değeri 220 volt olan gerilimin maksimum değeri ne kadardır? U efektif U max çarpı 0,707 formülünden U max, U efektif bölü 0,707 ya da U max 1 bölü 0,707 ki bu 1,41 yapar çarpı U efektif formülünden elde edebiliriz. Bu formülde efektif değeri yerine koyduğumuzda maksimum gerilimi 310 volttur. Demek ki prizden aldığımız gerilimin maksimum değeri 310 volta kadar çıkmaktadır. AC True RMS ölçüm yani gerçek efektif değer ölçümü düzgün sinüsoidal gerilimlerin RMS değerlerinin hesaplanması bu videoda anlatıldığı gibi kolaydır. Fakat sinüsoidal olmayan veya bozulmuş sinüsoidal gerilim RMS değerlerinin hesaplanması özel yöntemlerle yapılmaktadır. Bu nedenle ölçülecek AC değer düzgün sinüsoidal olmayan veya kare dalga, üçgen dalga gibi farklı dalga formlarındaki AC değerlerin ölçümü için veya düzgün sinüsoidal gerilime bağlanmış indüktif veya kapasitif yüklerden dolayı kosinüs fi söz konusu ise ölçüm için cihazın mutlaka AC-DC çeviricisinin True RMS çevirici olması gerekmektedir. Fluke 376 Fluke Pens Ampermetre True RMS bir modelimizdir. Fluke Pens Ampermetre'de wireless özelliği var. Aynı anda ölçtüğünüz ekranda. Yani bunun amacı şu amaçla kullanılıyor. Pens Ampermetre'ye bağladınız fakat bulunduğunuz ortam koşulu nedeniyle besleme vermeniz gerekiyor. Örnek veriyorum işte sigortayı kaldırmanız gerekiyor ama tekrar Pens Ampermetre'ye gitmeniz problemli. Çok ulaşılması zor bir noktada. Bu durumda siz telefon üzerinden, wireless üzerinden bağlandığınızda telefon üzerinden veya tablet üzerinden de bu ölçüm verilerini görebiliyorsunuz, yakalayabiliyorsunuz. Olumsuz bir durumu kaydedebiliyorsunuz aynı zamanda. Örnek veriyorum bir işletmedesiniz. Belki elinizde yüzlerce motor, işte benzeri elektriksel anlamda cihazlar var. Bunların ne olduğunu tespit etmek için veya olası bir arıza durumu tespit etmek için de şurada kamera tuşu var. Bir anda kayıt yaparken bir yandan da fotoğraf çekerek o noktayı tespit ediyorsunuz. İkinci olarak da bunu kaydedebiliyorsunuz. Zamana bağlı grafik olarak gözlemleyebiliyorsunuz. Böyle özellikleri var Fluke'un. Soru cevap gidelim mi? Olur. Şimdi bu sizin Pens ampermetrenize ait bir yazılım. Önce şunu söyleyeyim. Sizin ampermetrelerde ayrılabilen kısımlar da var. O güzel. Çünkü öyle abuk subuk yerlere girip ölçüm yapmamız gerekiyor ki. Yani oralarda hem ekrana bakmak hem de işte kolunu elini uzatıp bir şekilde ölçüm almak hakikaten zor oluyor. Buna aslında ayrılabilen bir ekran özelliği getirmiş. Bu bir. Kayıt yapması çok iyi. Kesinlikle. Devreye aldınız mı ya da işte motoru devreye aldık ya da motorda arıza vardı gittik ölçümlerini yaptık ölçümlerini kaydettin. İşte hatta fabrikalar becerebilirse varsa öyle bir altyapıları arşiv olarak da işte kesinlikle. makine motor bu ölçüm değerlerini alabilir. Bu kısmı ya benim hoşuma gitti çok güzel bir şey. Artı ekstra bir işte tabletli şey yapmıyor. Normal telefon aplikasyonundan bunun yapılması benim çok hoşuma gitti. Dönelim sizin Pens ampermetrenize. Gerilim ölçüyoruz. Prop kısımları burada. Yok şu anda sadece bir bakalım istersen. Gerilim ölçüyoruz. Prop kısımları burada ölçü aletinin. Milivolt olarak gerilim ölçüyor. Direnç ölçüyor. Bunda eskisi buzzer. Gibi artık şey buzzer da var. Eskisi gibi hani akım kademesine getireyim. Gerilim yok açtı bir gösterdi, overload gösterdi falan değil. Ne verirsen otomatik onun ölçümü otomatik yapıyor. Alternatif akım ölçüyor şu anda zaten. Ölçüyoruz. Bak burada doğru akım gösteriyor. Doğru akımda ölçümü yapıyor bu. Doğru. Pens ampermetre olarak. Bu kısım. Burada E-Flex dediğimiz bir teknoloji var. E-Flex dediğimiz teknoloji Pens ampermetrenin clamp'ının girmediği noktalar. Yani örnek veriyorum çenesinin girmediği noktalarda flexible yani şu benzer bir yapıda bir kablo ve bununla bağlantıyı yapmanızı sağlıyor. Harcan yani cihazın. Roboski bobin dedikleri olay. Roboski dediği bobin dediğimiz şey bu. Buradan çıkarayım.
Bu ne işimize yarayacak? Öncelikle bu çenenin kapasitesi belli, çap belli, alabileceği işte kablo belli. Bir de bunu elle uzatıp sokabileceğim yerler belli. Çünkü özellikle dağıtım istasyonlarına falan bazen yer sorunu olduğu için dip dibe işte baralar geçiyor ya da kablolar geçiyor. Roboski bobini şurada. Şöyle takalım isterseniz. Hı-hı. Özel bir giriş var. O ısıtıcı da bir yandan bir ne güzel ısıttı ya. Onu da bir kısayım. Ölçü aletimiz de ekranda şöyle gelsin. Aile evlen aslında bu da bir nevi akım trafosu şeklinde ya da işte trafonun sekonderi şeklinde bir şey. Buraya tutuyoruz değil mi bunu yönünü? Doğru. Yönünü takıyorsunuz mantıklı. Sana vereyim, doğru. Uzmanına vereyim. Şu anda mesela taktık. Çevirdik, kilitlendi. Şu anda artık bu çaptaki kablodan ölçüm alabiliriz. Dağıtımda özellikle büyük güçlü, aha çıktı güzel. Büyük güçlü işte sistemlerde kablo çaplarımız da ona göre oluyor. Bunun artısı şu, normal çeneyle 1000 ampere kadar ölçebiliyorsunuz. Hı hı. Bunun Rogowski bobinle de 2500 ampere kadar AC'de ölçüm yapabiliyorsunuz. Hı. Öyle bir artısı var. En büyük kolaylığı dediğiniz gibi panolarda. Panolarda ulaşılması zor veya kablo kirliliğinin aşırı fazla olduğu noktalar, hı hı, oluyor. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Çene girmiyor veya orada var 20 tane kablo üst üste binmiş. Doğru. O noktada bu bobinle ölçüm yapmayı sağlıyor size. Bunun olmadığı videoda yayınlamadan önce resimlerinde, iç resimlerinde falan atarım. Okay. Bu kaç amperdi? 2500 amper. 2500 amper oldukça büyük bir değer. Roboski bobinin yani flex, ne diyorsunuz, clamp diyorsunuz buna? Flex clamp diyoruz. Flex prop diyoruz. Bunun da kullanım alanı yüksek akımlı. Ha burada duyarlılık yani gidip... A class diye geçiyor bu yine. Mesela bu çeneli ölçtüğünüz size çok yakın bir değer çıkıyor. Yani düşük akımlarda yine biz çok önermiyoruz ama. Düşük akımlarda, ha şimdi ben de ondan bahsedecektim. Güzel bir yere değindim. Şimdi 1 amper, 2 amper ölçeceğim. 2000 amperlik bir şeyle, yani bunu şöyle düşünün. Eski ibreli, skalalı ölçü aletlerinde neydi? İşte ölçme noktasına yakın. Onun bir üstü skalayı tutturmaya çalışıyorduk ki daha net bir ölçüm yapalım diye. Sonuç itibariyle manyetik alan prensibine göre çalışıyor. İçerisinden bunu 1 amper geçirdiğinde ölçme işte ne diyeyim hassasiyeti düşük olması zaten işin doğasında var. Küçük akımları ölçeceksen çeneyi. Ama çene yetmedi işte 1000 amper, 1500 amper, 2000 amper akım ölçeceksen o zaman işte Roboski bobinin bu flex clamp'ın duyarlılığı işte ona göre olacaktır. Daha yüksek olacaktır. Açıkçası bu benim hoşuma gitti. Kullanım anlamında hani çok tercih ediyor. Sırf bu probundan dolayı bu cihaz aşırı fazla tercih ediliyor ki sahada da çok iş görüyor. Firmalarda kullanıcıların da büyük kolaylığı olduğunu söylüyorlar bizlere. Yani doğrudur, şey var. Şalt trafo çıkışlarında, AG kısımlarında, fabrikaların falan işte ölçüm yapılması gerekiyor. Arıza tespitiydi ya da işte dedim ya videoda ölçmezsen ne olduğunu bilemezsin. Bilmediğin şeye hükmedemezsin. Ölçmek bilmektir. Heh, aynen dediğin doğru. Bu da işte böyle bir şey. Şimdi gelelim bu videoyu asıl çekme nedenime. Şurada kapatayım ısıtıcımı. Bundan önce ben hal elemanları ile ilgili uzun bir video hazırlamıştım. Hal elemanların çalışma mantığını göstermiştim orada. Hatta bir tane de akım sensörüyle ölçümler yapmıştım. DC ile ölçüm yapmıştım o akım sensöründe. Normalde pens ampermetre kullandığımızda çalışma prensibi akım trafosuyla aynı. Ne var? Burada bir tane nüve çene var. Aşağıda burada bobin kısmı var. İçerisinden akım geçirdiğimizde manyetizmanın temel birinci prensibi içinden akım geçen iletkenin etrafında manyetik alan oluşur. Manyetik alan buradaki demir nüve üzerinden aşağı sargıyı kesiyor. Bu biraz daha akım trafosundan ziyade buradaki geçen manyetik alan gerilim indükliyor, gerilimi alıyor şeklinde çalışıyor. Normal pens ampermetrelerin çalışma prensibi o gerilim işte akımı oranlıyor. İşte bana akım değeri olarak gösteriyor. Bu mantıkla baktığımızda pens ampermetreyle doğru akım ölçme olasılığımız yok. Niye? Çünkü doğru akımda değişen manyetik alan yok. Değişen manyetik alan olmazsa buradaki bobinde bir gerilim indiklemez. İndiklemediği için de siz pens ampermetrede bir değer göremezsiniz. Burada pens ampermetrenizde hal sensörü kullanırsa hal sensörü manyetik alan değişiyormuş değişmiyormuş bakmaz. Sadece oradaki Gauss değerine bakar, manyetik akı değerine bakar. O manyetik akı sonucunda o videoda da anlattığım gibi
küçük bir gerilim üretir iki ucundan ve o gerilimi artık biz manyetik akıyla oranlarız ya da o manyetik akıyı oluşturan akımla oranlarız ve anlamlı işte bir akım değerine ne yapabiliriz? Ekranımıza getirebiliriz. Bu elimizdeki pensamper metremiz akım trafosu ya da trafo mantığıyla çalışmıyor. İçerisindeki hal elemanı mantığıyla çalışıyor. Hal elemanı mantığıyla çalışınca ben artık bu pensamper metreyle de doğru akım ölçümü yapabilirim. Yine ısıtıcım devrede bu sefer 24 volt vereceğim için DC. Tabii akım değerim biraz düşük olacak. Örneğin ilk kademeyi açtım. 300 miliamperlerde, ikinci kademeyi açtım. 800 miliamperlerde. Şimdi şu ondalık niye böyle? Onu da söylemek gerekirse. Bu kaç amper ölçüyordu? 1000 amper. Şimdi 1000 amperde videonun ön kısmında bahsettiğim gibi önceki kısmında yani küçük değerleri ölçtüğünüzde tabii hassasiyet ondalık kısmı ona göre değişiyor. 1000 amper ölçen bir ölçü aletinden ben burada işte 1 amper ölçmeye çalışıyorum. Şu anda 900 miliamper gösteriyor. Hani hassasiyet virgülden sonraki ondalıklı kısım ona göre. Gördüğünüz gibi doğru akım değerini bu ölçü aletiyle ölçebiliyoruz. Yine aplikasyonumuzu isterseniz yanına koyun. Yanına getirdik. Buradan Wi-Fi özelliğini açtık. Bağlanıyor şu anda. Akım değerlerini de bana ne yapabiliyor? Gösterebiliyor. Değerli oynuyorum. Grafiğini açtınız. Tabii triaklı yaptığımız devre gibi değil. Çünkü iki kademe olduğu için. Şimdi burada şu sembol benim dikkatimi çekti. Sordum. Şu anda klampin içinde diyor şey var. Kablo olduğu için bu şekilde gösteriyor. Kabloyu çıkarayım. Şu anda yanıp sönüyor bana uyarı veriyor. Hani görmeden bir yerlerde attık kabloyu tutturmaya çalışıyoruz. Bunu gördüğümüz zaman işte kablo şu anda şeyde klampten geçmiyor. Şimdi DC akım ölçmek eskiden hani çok fazla işimize yaramıyordu. Çünkü DC akım kullandığımız çok fazla bir yer yoktu. Fabrikalarda hep işte alternatif akımlı ölçümler yapıyorduk. Ama şimdi öyle değil. Şimdi işte güneş panellerimizden enerji elde ediyoruz. Elektrikli araç teknolojisi girdi. Artık benim endüstride DC bileşenli akımlar çok fazla kullanmaya başladım. Yani çok fazla DC bileşenli akım kullandığımız için de DC akımı ölçmemiz gerekli şeyler var. Yani fabrikalarda tüm forkliftler şeyli değil, fosil yakıtlı değil, elektrikli forkliftler var. Onların şarj istasyonları var, şeyler var, taşıma, otomatik taşıma sistemleri artık girdi. Bir şeyi kendi otomatik mobil olarak alıyor, başka bir yerden yapay zeka ile götürüyor. Hatta rafına varana kadar yerleştiriyor. Bunların şarj edilmesi lazım. O nedenle hani doğru akım artık çok fazla bizim hayatımıza girdi. Hayatımıza girdiği için doğru akım ölçümleriyle illa karşılaşacağız. Yani şöyle söyleyeyim, sade AC ölçen bir pensamper metremi değil, DC ölçmesi de benim işime gelir. Çünkü DC bileşenlerle artık çok fazla karşılaşacağız. Bir de burada onu sorayım. Hani şu kısım ne? Zero. Zero şu boştayken şöyle herhangi bir değer varsa DC bileşen olarak burada tuşumuza basarak sıfırlama yapıyoruz zero tuşuna. Veya 2 saniye basarak backlight'ını arka planda açabiliyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Darasını almak gibi bir şey aslında bu. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duymuştur? Ben kendi mantığımla açıklayayım. Şu anda buradaki çene manyetik alan içinden geçen işte akımın oluşturduğu manyetik alanı algılıyor ama bunu bir motor yanında ölçüm yapacak olabilirsiniz. İşte bara yanında ölçüm yapacak olabilirsiniz. Başka yakın baralar olabilir. Yani çevrenin manyetik alanında etkilenmemesi bunun imkansız. Aslında yaptığımız iş şu, çevredeki manyetik kirliliği sıfırlıyoruz. Bundan sonra üstüne koyacakların benim ölçüm değeri diyor aslında ölçü aleti. O nedenle böyle bir sıfırlamaya ihtiyaç duyduk. Hatta ben eskiden şeyi hatırlıyorum, pensamper metrelerle falan ölçüm yaparken pensamper metreyi motora yakın tuttuğunuzda eski tipleri farklı bir akım gösteriyordu.
Motordan uzaklaştırdığınızda pens ampermetre daha farklı bir şey gösteriyordu. Şönt reaktörler var, trafolar var, motorlar var. İşte başka varaların oluşturduğu manyetik alanlar var. Manyetik alan kirliliği son derece endüstriyel ortamlarda fazla. O nedenle çevrenin manyetik alan kirliliğini sıfırla, bundan sonra yapacağın ölçüm benim için basılı ölçümdür diye burada ne yapabiliyoruz? İşte şeyini alabiliyoruz. Darasını aldırıyoruz ya da sıfırlama yapabiliyoruz. Şimdi bu tuşlar ne? Bu tuş inraş akımı ölçmek için kullanılıyor. Bu da maksimum minimum değerlerini göstermek için. Piki mi ölçüyor bu? Piki. O da güzelmiş. Aslında bu ölçü aleti bana şeyde lazımdı. Asenkron motorlar devreye girerken niye yüksek akım çeker diye bir işte video hazırlamıştım. Orada ivreli ölçü aletinde de o pik akımını görememiştim. Hatta ostaskop bağlamıştım. Ostaskopta görüntü geç geldiği için orada dondurmuştum. Orada pik akımını göstermiştim. Demek bu. Bu da maksimum minimum akımlarını gösteriyor. Güzel. Bu da işimize yarar. Yani bir anlık çekilmiş anlık yüklenmeleri falan bana göstermesi açısından iyi. Bu da bunun neyi? Wi-Fi işi. Wi-Fi. Açıp kapatıyor. Kapattığımızda bağlantı kesin. Gitti. Bu bir 5-10 metreden falan alıyor değil mi? Rahat alıyor. Yani ortam koşullarında zaten en basit panoya bağladığınız cihazı. Siz panonun dışında bir yerden enerji vermeniz gerekiyor. Oradan telefondan da veya da tablet üzerinden Android ya da iOS uygulama üzerinden. Ha, şöyle bir şey var. Enerjiyi açtın, arızayı giderdin. Enerjiyi vereceksin ama ölçtüğün akım değerini görmen lazım. Tek çalışıyorsun. Tek çalıştığında gittin enerjiyi verdin, döndün ölçü aletine baktın. Bir hata varsa döndün tekrar enerjiyi kestin yerine. İşte ya da oradan bağıracaksın, Mehmet ölçü aleti ölçtü mü? Kaç amper ölçtü? Yerine telefondan. Uzaktan da görme imkanı da sunuyor. Valla üzerinde bayağı kafa yoruyorsunuz ya. Ve aynı zamanda bu uygulamada şöyle bir özellik de var. Siz bunu kaydedip aynı ağ üzerinde farklı bir ekip arkadaşınıza paylaşabiliyorsunuz. Yani uygulama üzerinde. Ha şöyle olabilir, ya işte ben bilmem ne motorunu ölçmüştüm dün akşam vardiya çıkışında işte 320 amper gösteriyordu. Bunu attım, bir bakın gün içerisinde kontrol edin. En son 320 görmüşüz, şimdi şunu gördük, bunu gördük. Fabrikalarda buna yavaş yavaş geçti. Eskiden fabrikalarda arıza defterleri vardı. Bugün bunu yaptık, bugün şunu yaptık yaparlardı. Şimdi son zamanda fabrikalara gittiğimde artık onu şeye geçmişler yavaş kağıt yavaş, bilgisayara geçmişler. Evet, kağıt ortamı kalmamış. Ondan sonra hatta çocuklara şey derdim ya, vida bile değişseniz yazın, patron sizi oturuyor yatıyor zannetmesin var diye de derdim, bir şaka yapardım. Evet, bilgisayar ortamına da geçmiş artık var diye arıza defterleri. Bence mantıklı yani. Güzel. Dediğim gibi bu video çekme nedenim, hal elemanı ile ilgili video çekmiştim. Hal elemanının işte günlük endüstriyel kullanım alanlarını oradan bahsetmiştim. Bunlardan bir tanesi de orada söylemedim ama pens ampermetreydi. Akım sensörünle ilgili DC bileşende deneme yapmıştım. Hala bilmeyen arkadaşlar için doğru akımı da artık pens ampermetreyle ölçebiliyoruz. İki tane pens ampermetreyi söktüm. Bu bizim akım trafosu mantığıyla çalışan pens ampermetremiz. Diyeceksiniz ki bu akım trafosu değil. Evet, akım trafosu değil. Anlaşılması kolay olması açısından akım trafosu diyoruz zaten. Burada normalde bir çok sargılı, normal bildiğiniz trafo gibi bir trafo. Bir tane nüve yapmışlar ayrılabilen saçtan. Bu şekilde çene oturuyor. Burada oluşan manyetik alan buradaki sargılar üzerine bir gerilim indikliyor. İki tane çeneye iki ayrı sargı sarmışlar. Sargıları seri bağlamışlar burada. Aslında buradan ben bir gerilimi okuyorum. Okuduğum gerilimi içerisindeki bunun işlemcisi akıma oranlıyor ve bana akım olarak gösteriyor. Burada kullanılan teknoloji bu. Biraz daha kalitelilerde bu çene biraz daha şu yan taraftan ayrılıyor. Bobini aşağıya tek parça büyük bobin olarak tutturuyorlar buraya. Bu şekilde sarmıyorlar. Ama çalışma mantığı bu. Manyetik alan buradaki sargılarda gerilim indikliyor. İndiklenen gerilimi aslında ben akımı oranlayıp bu ölçü aletinin ekranında görüyorum. Burada çok bir şey göremeyeceksiniz ama bu da DC AC ölçüm yapan pens ampermetrenin çenesi, nüvesi. Şimdi bunu açmama gerek yok. Burada bir şey yok. Burada nüvenin ayrılan yerlerine hal elemanı koymuşlar. Hal elemanı ile ilgili daha önce detaylıca video çekmiştim. Eğer kamerada gözükürse bakarsanız 4 tane bacağını görürsünüz. Bunları buradan almışlar ve ölçü aletinin içerisindeki şuradaki sokete geliyor. Şimdi aradaki fark ne?
hal elemanı manyetik alanın, burada bir iniklenme olayı var, iniksiyon olayı var. Hal elemanı manyetik alanın varlığına bakar. AC olmuş, DC olmuş hal elemanı için önemli değildir. Dediğim gibi bununla ilgili de detaylı video çekmiştim. Ve buradaki manyetik alana bakıyor. Eğer alternatifse ölçü aleti ona göre değerlendiriyor. Doğru akımsa, yani sabit bir değer geliyorsa hal elemanından, ölçü aleti ona göre değerlendiriyor ve ölçü aletinin ekranına bunu yansıtıyor. Hal elemanı olduğu için burada bu pensampermetre ile ben DC akımlarda ölçebiliyorum. Hatta o videoda DC akım ölçmüştük. Hal elemanının grafiğine de orada bakmıştık. Daha doğrusu gerilimine de bakmıştık. Şimdi diyeceksiniz ki bu çok daha basit bir yapı. Neden tüm pensampermetreler bu şekilde hal elemanlı olmuyor? Şöyle söyleyeyim. Yapı size basit gelse de bu kalibrasyonu yapmak burada, bu teknolojiyi oturtturmak, doğru ölçümler alabilmek, işte dışarıdan etkilenmemesini sağlamak hal elemanının o kadar çok da kolay bir şey değil. Burada sıkıntı, çok küçük gerilim voltajları alıyoruz. Bu gerilim voltajlarını parazitlere, diğer manyetik alanlara maruz kalmadan alıp değerlendirmek ve kalibrasyonunu yapmak zor. Yoksa çok daha basit, tüm pensampermetreleri bu şekilde hal elemanlı yapardık, ama her ne kadar göze basit de gelse arkasındaki teknolojik olarak zorluklardan dolayı tüm pensampermetreler böyle değil. Ama yavaş yavaş bu teknoloji oturdukça bununla ilgili işlemler, ne diyeyim ben size, değerlendirme işlemleri, ölçümle ilgili hassasiyet işlemleri geliştikçe pensampermetreler hal elemanlarına dönüyor yavaş yavaş. Bu videoda pensampermetrelerin DC akımı ölçümünü inceledik. True RMS'in ne olduğunu ve True RMS'in önemini gördük. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.